Mr. and Mrs. Brown go to the party. Okay? Okay. Oturun çocuklar. Öğretmenim özür dilerim. Buyurun müdür bey. Dersinizi bölüyorum. Rica ederim. Bu güzel kızımız Amerika'dan okulumuza yeni geldi. Hı hı. Özgeciğim, sınıfın burası. Kısa zamanda arkadaşlarınla kaynaşacağına eminim. Hadi geç bakalım, otur bir yere. Hadi. Öğretmenim, iyi dersler. Teşekkür ederim müdür bey. Welcome Özge. Welcome Özge. Ne bakıyorsun? Hiç, çok şanslısın. Tam da İngilizce dersine denk geldin. Senin İngilizcen çok iyidir herhalde. İngilizce mi? O da ne? Çok şakacısın. Emre, neden konuşuyorsun? Deminki konuyu çok iyi anladın sanırım. Yes teacher. Good. Tell me. They to go to prom. Ne kadar anladığın ortada. Oturabilirsin. Özge, sen bu soruya yanıt verebilir misin? Tabii. They want to the party. Well done. Aferin sana. Ne büyük başarı. Gıcık. Ne olacak? Emre, ne oluyor yine oğlum? Vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Devrildi birden ya. Hayırdır Emre? Yine sınıfı birbirine katmışsın. İyi de öğretmenim, benim bir suçum yok ki. Sıram aniden devrildi. Kırılmış ama çocuğum. Okulun eşyalarına zarar verdiğiniz zaman ne kadar sinirlendiğimi biliyorsunuz değil mi? İnanın ben yapmadım öğretmenim. Kendi kendine oldu. İnşallah öyle olmuştur. Şu yeni gelen kısa gıcık oldu. Daha onu doğru dürüst tanımıyorsun bile. Bence böyle yapmamalısın. Baksana yapayalnız. Özge, gelsene yanımıza. Merhaba, benim adım Gamze. Aynı sınıftayız. Merhaba. Bu Emre'nin kardeşi Yağmur. Bu da onun sınıf arkadaşı Hulusi. Amerika nasıl bir yer? Biraz anlatsana. Güzel bir yer. Neden anlatmıyorsun, sır mı? Yoksa sen CIA'den misin? Hayır, CIA'den değilim. New York'tanım. Aman ne güzel. Artık bol bol hava atarsın bize. Emre. Karnın acıktı mı? Hadi gel kantine gidip bir şeyler yiyelim. Hayır, ben yemek yemiyorum. Hiç belli olmuyor ama. Vermek çok kötü bir şey, öyle mi? Görüyor musun Şoker Efendi? Özge de aynı senin gibi kaçıp gitti dünyaya. Evet, aynı ben. İşte bu yüzden ben Özge'yi çok seviyorum ya. Ay, sen gerçekten üşümüyor musun? Ay, bu havada bir şey var. Donuyorum ayol. Yo, bence hava çok normal. Emre, bu sınıfın hali ne böyle? Öğretmenim bilmiyorum, vallahi ben yapmadım. Şimdi anlarız. Emre, bu
Bu ne? İşte böyle Nana Hanım. Sanki bütün bunları bilerek yapıyor. Emre'nin böyle bir şey yapmasını aklım almıyor doğrusu. Ama kanıtlar ortada. İşte üstelik bir başkası ne sebeple her yere Emre diye yazsın? Maalesef bu konuyu disiplin kuruluna götürmek zorunda kalacağım. Gerçekten anlamıyorum. Kafam çok karıştı inanın. Tüm zararı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Siz durumu Hakan Bey'e bir iletiverin hanımefendi. Tabii. İyi günler Müdür Bey. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Nana ne oldu? Gel benimle. Bak Emre. Durum hiç de parlak değil. Disiplin kuruluna gideceksin. Okuldan uzaklaştırma bile alabilirsin. Adamsızlık bu. Oynadasını biliyor ki. Adamsızlık bu. Emre, sen bana ne söz vermiştin? Hani okuldan seninle ilgili hiçbir şikayet gelmeyecekti? Nana sana yemin ederim ki ben yapmadım. Tamam. Kim yaptı bana söyler misin? Bilmiyorum. Yalnızca sınıfımıza yeni gelen şu kız. Özge. Emre, neden böyle bir şey yapsın? Daha seni tanımıyor bile. Bilemiyorum Emre. Sana inanmak istiyorum ama ben inansam bile babana ne diyeceğiz? Babam bu sefer çok kızacak değil mi? Yatılı okula bile gönderebilir. Müdür çok ciddi bir ceza alacağını söyledi. Ne olur babama söyleme ama ne olur. Hayatım, babana yalan söylersek ve bu da ortaya çıkarsa çok kızar biliyorsun. Ama benim hiçbir suçum yok. Ne olur inan bana. Dur bakalım, düşünelim bir ne yapabiliriz diye.